Tabii çalışma ilk günlerden itibaren başladı. Hemen altyapısı ve bir yandan konteynerlerin tedariği. 520 konteyner AFAD'da koordine olup 2000 kişiye yaşam imkanı sunacak konteyner kent inşa ediliyor. Tabii ilk günden itibaren tüm ekibimiz seferber oldu ve bir kısmımız sahada yardım tırları Baykar T3 ve Can Sağlığı Vakfı'ndan bahsediyorum. Üç kurumumuzdan AFAD ile koordine olup hemen acil ne gerekiyorsa yapılmaya başlandı. Bunların ilki yardım tırları. Öncelikle hemen onlarla alakalı işte gıda, giysi, şarj bankasına kadar değişik talepler oldu. Bunların dağıtımıyla alakalı aynı zamanda işte şu anda 400 kişilik ekibimiz sahada. Üç kurumumuzdan Baykar'dan 125, T3'ten 255 milyon adalar. Sonrasında barınmayla alakalı elbette böylesine büyük bir felaket, en büyük ihtiyaçlardan biri barınmayla alakalı. Konteyner kent kurulmamız bu ihtiyacımız AFAD tarafından bildirildi. Biz de hemen tedarik ve üretimi tabii üreticilerin ödetmesi gerekiyor. Tedarik bir yandan da gecikmesin diye acil oldu. Bir ay hemen yapılması gerektiği söylendiğinden hemen altyapı çalışması gösterdikleri yere altyapı çalışması başladık. Geçen hafta itibariyle başladı bu çalışma. Bir yandan da konteyner üretiliyor inşallah. 1-1,5'a tamamlanmış olacak sosyal donatılarıyla birlikte. 520 konteyner olacak. Türkiye Teknoloji Takımımızı, Vakfımızın gençlere yönelik hem çocuklara eğitim vermeye yönelik deney yaptığımız eğitim modeliyle bir eğitim modeli kurgulamayı hedefliyoruz geçici alanda dahi. Bunun yanında Can Sağlığı Vakfımızda vakfımızın da psikolojik destek birimi olacak. Tabii bu alanlar geçici. Asıl burada kalıcı yaşam alanlarının daha önemli olduğunu değerlendirdik. Ve bunu bir konut seferberliği dediğimiz bir kampanya kapsamında tüm milletimizle paylaştık. İşte Baykar olarak 1000 konutu bağışladığımızı nakdi veya aynı nasıl istediyorsa tabi AFAD'da ve vatandaşlarımızla temas edildi. Bağışladık ve ben tüm milletimizi imkanlarımızla tüm milletimizi ve kurumlarımızı bu kampanyaya destek olmaya davet ediyorum. Bu felaket çok büyük bir felaket ve ancak tüm milletimiz bu gösterdiği seferberliği gösterirse sürekli bir şekilde altından kalkabileceğimiz bir felaket. Ve kadim medeniyetimizin değerleri ve inancımız değerleri bize söylüyor ki sahip olduğumuz her şey bize ancak emanet. Can da öyle, ruh da öyle. Bizim sandığımız diğer mülklerde ve hepsi ancak mülkün asıl sahibine ait. Ve bizler için ancak birer imtihan vesilesi. Bu çocuklarımız dahilinde öyle. Burada insanlar en yakınlarını kaybediyorlar. Bütün bir anda bütün birikimlerini kaybedenler oldu. Bizim yakın dostlarımızda enkaz altında kalanlar oldu. Şehit olanlar oldu. Dolayısıyla elimizde ne imkan varsa ancak tüm milletçe seferber olup buradaki yaranın sarılmasına bugün sunduğu gibi insanımızın devam etmesi gerekiyor. Bu da onlardan bir tanesi. İşte ilk günlerde dediğim gibi malzeme ihtiyacı vardı. Ona seferber olduk. Sonra kan dediler. Hemen bir kişilik ekibimiz, ben, ağabeyim de dahil olmak üzere tüm ekibimiz kan verdik. Kan stokları Türkiye'nin azalmıştı. Sonrasında aşevi lazım dediler. 3 tane aşevi kuruyoruz bölgede, 3 farklı yere. Geçici yaşam alanı başlattığımız bu konut kampanyası, konut seferberliği. Baykar olarak 1000 konutu bağışladığımız ve tüm milletimizin de tüm kurumlarımızın buna destek olmasını bu milletin bir evladı olarak davet ediyorum. İnşallah hep birlikte nasıl
Nasıl ki ilk günden itibaren yıldırım hızıyla buraya yetişenler oldu. Enkaz altından canları almak için. Eğer buna devam edecek olursak inşallah bu ağır felaketin altından da kalkacağız. Tek yürek olup yaralarımızı hep birlikte saracağız. Ekiplerimiz var. Yani AFAD'ın koordinasyonunda neresi dendiyse, işte Hatay'dan, Adıyaman'dan, Antep'ten, Kahramanmaraş'tan her yerde neresi dendiyse oralarda destek olmak üzere hem gönüllü hem çalışma arkadaşlarımız görev aldılar. Baykar'dan 125 kişi, Türkiye Teknoloji Takım Vakfı'ndan 255 kişilik ekip ve Can Sağlığı Vakfı'ndan da bugün itibariyle 10 kişilik psikolog ekip sayende onlar da online 125 kişiden oluşan psikolojik destek hattı kurmuşlardı. Hepsi seferber. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait insansız hava araçları bunlar. Bizler teknik destek veriyoruz. İlk andan itibaren akıncı havadaydı. İlk gün çok büyük bir hava muhalefeti vardı. Ve insansız olduğundan risk alarak akıncı uçuruldu. Tabii bunlar görüntü almak için ve AFET'te koordinasyon maksatlı kullanılıyor. Akıncı havadaydı. Tabii bütün bölge kapalıydı ve ağır bir yağış vardı. Kar yağışı. Fırtına diyebileceğimiz oluşumlar vardı. Ona rağmen uçtu. Hiç aralıksız uçuşa devam etti. Tabii çok az yerden görüntü alabildi. Bunu da ifade edebilirim. Sonrasındaki gün hava biraz daha açmaya başlayınca 30 kadar toplamda TB2, 9 akıncı bugüne kadar 130 saat görev yaptı. Bunun yanında devletimizin ürettiği Anka, Aksungur'da görev aldı. Onlar hatta yıkılan Aksungur mobil baz istasyonu görevi de ifa etti. Tabii yıkım çok büyüktü. Benim bildiğim kadarıyla 1400 kule yıkılmış. Sadece bir tane uçağın karşılayabileceği bir komünikasyon şey değil ama herkes elinde ne imkan varsa seferber etti. O görev de çok önemliydi. Bunun yanında Bayraktar TB2'ler hem orman yangınlarında hem diğer afetlerde görev aldılar ama bu sefer hızlı haritalama kodu dediğimiz böyle çekilen resimleri, onlarca kameradan çekilen resmi hızlıca birleştiren, yüksek çözünürlük resmi birleştiren bir sistemimiz var. Yıllardır birleştirdiğimiz. O sistem uçuş yaptı. Bu çok hızlı. Uydu görüntülerinden çok daha hassas. Yüksek çözünürlükte harita yapmaya imkan sağlıyor. O görevlerde tamamlanmak üzere. 3 Bayraktar TB2 görev aldı. Çok hızlı haritalama yapılabiliyor. Birkaç saatte bir şehrin çok hassas haritaları çıkartılabiliyor. Tabii bu geçmişle kıyaslamak için kullanılıyor. O görevler yapıldı. Şu anda da hali hazırda uçuşlar devam ediyor.